Her yer her yerde. Ah. Nasıl? Kolay gelsin, kolay gelsin. Keşke tam yerleşince ağırlasaydım seni Aysel anneciğim. Hiç olmadı bu böyle. Ay ne alemdesin diye bakmaya geldim tatlım. Tek başına ne kadar zordur bu taşınmak. Aşk olsun ya. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben daha uçağa binmeden ayarlamıştım her şeyi. Olsun. Tamam. Birer espresso içer miyiz? Merci. Aysel anneciğim kusura bakma, espresso bardakları daha çıkmadı ortaya. Önemli değil. Ne yalan söyleyeyim, başlarda senden emin değildim. Yani onun meselesine ne kadar sahip çıkacaksın, ne kadarını göze alacaksın. Ama şimdi bakıyorum da Amerika'daki işini bıraktın, buraya yerleştin. Motivesin, hırslısın, kuvvetlisin. Bu halin çok hoşuma gidiyor benim. Aferin. Ya, haklısın tabii. Sonuçta bunca yıl sonra karşına çıkıyorum. Değişmiş miyim, değişmemiş miyim? Nasıl bir Melisa'yım? Onu hala seviyor musun? Sevmiyor musun? Aysel anneciğim, bu hayatta her şey değişebilir. Ben değişebilirim, dünya değişir. Ama değişmeyecek tek bir şey var. Benim oğluna olan aşkım. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Canım. Canım kızım. Seninle ilgili duygularım da asla değişmedi. Ya gönlümden geçen yegane gelin sendin. Hep de öyle kalacaksın. anlat bakalım. Nasıl geçti buluşmanız? Harika. Hemen şu bina. Şurası. Hmm. Güzel mi? Beğendin mi? Güzelmiş. Teşekkür ederim bıraktığın için. Rica ederim. Yukarı gelmek ister misin? Kahve içeriz. Başka sefere. Yeni yerleşiyorum. Bir iki tavsiye verirsin hem. Hı? Senin tavsiyeye ihtiyacın yok bence. Sen zevkini konuşturmuşsundur yine. Peki. İltifatlarının hatırına seni şimdilik rahat bırakıyorum. Ama en kısa zamanda bekliyorum, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Sonrasında telefonlaştınız mı? Daha değil. Sakın arayı soğutma. Hiç niyetim yok. Bak şimdi burası yatak odası. Küf yeşili tonlarında yapmak istiyorum. Hem uyku kalitesi açısından iyi olduğunu söylüyorlar. Ay ne güzel değil mi ya? Şu güzelliğe bak. Ne oldu? Bu perdeleri derhal çıkar. Aa beğenmedin mi keten? Şey hanımefendiciğim bir iki dakika bize müsaade edebilir misiniz? Hemen çağıracağım sizi geri. Beğenmedin. Tatlım önemli olan benim beğenim değil. Onur'un ihtiyaçları. Onur ışık blokeli bir perde olmadan asla uyuyamaz. Hmm. Sen bunu bilmiyordun. Haberin de yok. Haberim yoktu evet. Ama yani hiç sorun değil. Bir blackout bir perde siparişi veririm yani. Abartılacak bir şey yok. Bak tatlım. Sen her fırsatta Onur'un ne kadar çok sevdiğini söylüyorsun. Ama işte bu sevgiyle, bu aşkla, bu anılarla sen bu savaşı kazanamazsın. Kazanamazsın. Onur'a odaklanman gerekiyor. Onun ihtiyaçlarına, onun alışkanlıklarına, onun lüksüne. Rakibin çok kuvvetli. Hem de çok.
O kadın Onur'u avcunun içi gibi biliyor, tanıyor. Senin bu arayı hemen alman lazım. Anlatabiliyor muyum? Hı? Haklısınız Aysel anneciğim. O kadar haklısınız ki. Maalesef haklıyım. Ama yani sen böyle en ufak bir şeyde sendeleyeceksen eğer... biz nasıl birlikte yol alacağız bilemiyorum. Aysel anneciğim çok haklısın. Yani Onur için yapmam gereken daha bir sürü şey var. Ben çok farkındayım. Ama beni sen yönlendirsen yani sence başka ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? Kafanda sadece benim sesim olacak. Gözlerinde benim filtrelerim olacak. Bir adım atarken Aysel annem ne düşünür diyeceksin. O büyük hareketleri bir kenara bırak. Yani sırf Amerika'dan buraya geldin diye Onur senin kucağına düşmeyecek. Kafanı böyle küçük ayrıntılara çalıştıracaksın. Anladın mı? Peki. Başka? Başka. En önemlisi. Benden habersiz. Şuradan şuraya adımını atmayacaksın. Fazladan en küçük bir hareketinde o kadın senin kokunu alır ve daha sen neye uğradığını anlamadan seni ezer, bitirir. Sonra da sen Onur'un arkasından ağlamaya devam edersin yine. Anladın mı? Hı hı. Umarım. Anladım. Banyo ne tarafta, oraya da bakayım gideyim ben. Yıllar hiç fena geçmemiş senin için. O günkü gibi bakıyorsun biliyor musun? İlk öpüştüğümüz günkü gibi. Bana hissettirdiğin inanılmaz duygulardan bahsediyorum. Sana olan aşkımı yeniden haykırdığıma inanamıyorum. Gözlerimi her kapattığımda sıcaklığını hissediyorum. Yeniden karşılaştığımızdan beri deli gibi yemek yiyorum. Her şeyden inanılmaz tat alıyorum. Resmen iştahımı açtım. Seni hala çok seviyorum. Aysel anne. Manjaya gitmişsin. Aa. Hemen yetiştirmişler yani. Yememişler, içmemişler. Ne işin vardı orada? Ay yok canım, hava almaya çıkmıştım dışarı. Öyle denk geldi. Denk gelmesin tatlım öyle şeyler. Melisa. Bak benim sözümden çıkarsan eğer bu iş olmaz. Kendini belli etme, sessiz kal dedim daha kızım sana bugün. Şebnem'le denk geldiniz mi? Yok canım, çok kalmadım zaten. İyi. İyi, o Didem seni almış oturtmuş orada. Şükret olay çıkarmamış. Anneciğim. Tamam, arayacağım seni. Anneciğim. Salak. Yüzümü mi kapattı bu? Kızlar,
I'm back. Yarın kahvaltı diyorum, kavuştay diyorum, gıybet time diyorum. Gelmeyenler çok büyük haberler kaçırır. Öptüm. Yüzümü kapatmanın ne demek olduğunu göstereceğim sana. Kendi adıyla mı yiyor? Ya, çok ay, yok. Evet ya, evli adamsın yani. Ne işin var senin dating app'lerde ya? İş. Bir de kendi fotoğraflarını koymuş çarşaf çarşaf. Ya gurur millet telefonu versem ne yapacağını bilir bir şeydi de hesap eder değil mi? Ama erkolar, erkolarımız. Ay yalnız bir dakika, bir dakika. Şimdi haklarını yemeyelim. Erkolar deyip genelleyemeyiz, tamam mı? Çünkü içlerinde Prens Charles kumaşına sahip olanları da var. Ne? Ne? Yok mu? Yok. Sen bizi buraya boşuna çağırmadın zaten. Bunun altından bir şey çıkacağını biliyordum. Ay bak ya, hemen anlatıyorsun. Ay söyleyemem ya. Ama yakında duyulur zaten. Ay sen Amerika'daki bütün işini gücünü bu adam yüzünden bıraktı, onu söyle. İnsanın aşk için yapamayacağı hiçbir şey yok biliyorsunuz. O derece diyorsun yani. Ay bak bizi buraya çağırdı. Söylemeyeceğimcilik falan filan olmaz. Hemen anlatıyorsun. Kim bu ya? Ya aşkım ben istemez miyim size anlatmak ama yani benim elimde olmayan şeyler var. Çözülmesi gereken meseleler var. Nasıl yani? Fiş fiş ya. Tamam elimizdeki ipuçlarına bakalım. Ne dedi? Charles kumaşı dedi. Hmm. Yani? Ay bir dakika. Yoksa bu adam evli. Boşanması falan mı gerekiyor? Ay. Yalnız adam çarşsa onun dayanası vardır. Kolay kolay bırakmaz onu. Tam belahat. Yalnız unutmayalım ki Zafer sonunda Charles'ın hiç unutamadığı Camilla'nın oldu. Almadı mı? Hatırlatırım. Doğru. Fox. Ay, kim bu atanamamış Royal? Hemen anlatıyorsun artık. Ay hakikaten ya kim bu? Ya söyleyemem dedim ya. Zaten yakında atmosferde bomba gibi patlayacak. Ay, ay kim bilir? Hoş geldiniz. Aysel Gümüşçü için. Teşekkürler. Aysel Hanım. Tamam. Nasıl olabilir böyle bir şey? Benim aklım almıyor. Nasıl? Nasıl olmuş olabilir? Benim de hiç almıyor. Sana kaç kere o davete gelme dedim ama geldin. Nasıl oldu böyle bir şey? Aysel anneciğim ya şu anda bunu konuşmanın sırası mı? Ben onu mu diyorum ya? Onur bendeydi, kesin bendeydi. Ya o yüzüğü Şebnem'e takmak için almış olamaz. Kesin bir hinlik var bu işin içinde. Bir şey oldu yani. Aysel anneciğim. Sen ne düşünüyorsun? Aslına bakarsan ben senin annen değilim. Ama hep anne diyorum ya yani o yüzden. Ağız alışkanlığı. Evet. Ayrıca o hinlik yapıyor dediğin kadın Onur'un 10 yıllık eşi. 2 çocuğunun annesi. 10 yılı birlikte geçirmişler. Koca bir ömür. Ayrıca evlilik dediğin ciddiye alınması gereken bir kurum. Öyle pıt diye kopamaz hiçbir şey. İnsan vazgeçeceklerini bir değerlendirir, bir düşünür. Bir dakika, ben doğru mu anlıyorum? Yani sen bütün bu olanlardan beni mi sorumlu tutuyorsun? Bana mı fatura çıkarıyorsun? Yani sen değil miydin beni arayıp ben Onur'la tekrar yakınlaşmanızı istiyorum diyen, bir bağ kurmanızı istiyorum diyen sen değil miydin? Melisa, abartıyorsun. Sadece yollarımız kesişti. Yani Onur hayatında acaba mutlu mu?
Eğer mutlu değilse bir çare bulabilir miyiz diye kafa kafaya verdik. O kadar. Sonra baktık. Yok öyle bir şey, gördük. Değil mi? Ben anladım galiba. Sen beni gemiden atıyorsun. Bir can yeleği bile vermeden. Suyun ortasında öylece bırakıyorsun beni, doğru mu? Melisa, sen bu kadar mızmız bir kız değildin. New York'taki günlerin hassaslaştırmış seni. Ama yakışmıyor. Lütfen, lütfen eski haline dön. Aa, hay biz kaldık böyle. Çatışmam lazım benim. Misafirlerim gelecek. Necmi. Necmi. Melisa Hanım'ı kapıya kadar geçirir misiniz lütfen? Melisa Hanım, buyurun. Diyorum. Ama geri geleceğim. Karşılıklı oturup bugünü yad edeceğiz. Anlamış mıdır acaba? Yok canım, nereden anlayacak? Ben tam olarak anlamadım Aysel Hanım. Savaşa korkarak girilmez. O kadar da düşmanımdan korkmamam lazım. Melisa'yı çağır. İşiniz vardı efendim, bebeğe geçecektiniz. Biliyorum, bu daha önemli. Hay hay efendim. Hemen çağırıyor. Ya Aysel anneciğim. Ya. Gümüşçüler sonunda isimlerine layık bir geline kavuşuyor. Değil mi? Nihayet. Nihayet. Cheers. Cheers. Seni gerçekten yürekten kutluyorum. Müthiş bir iş başardın. Bravo sana. Ama dışarıda dikkat ediyorsun değil mi ses tonuna? Ay böyle coşkuyla dillendirirsen zina dedikoduları alır başını gider. Ay aşk olsun Aysel anneciğim. Şebnem beni bilmiyor mu? Ha? Kimden neyi saklıyoruz artık bu saatten sonra? Onu herkesin gözünde aldatılmış kadın pozisyonuna düşürürsek ne olur biliyor musun? İnat eder, Onur'u hayatının sonuna kadar boşamaz. Sen de böyle boş boş beklersin. Doğru söylüyorsun. Doğru. Hiç risk almamamız lazım bu süreçte. Ayrıca sadece mesele o değil. Velayet de var. Velayet meselesinin asla sarpa sarmasını istemiyorum. Biliyorsun ben tam velayet istiyorum. Bu yüzden hiçbir hataya tahammülüm yok. Ama anneleri bırakmak istemez ki çocukları. Yani zaten... Bu yaştaki çocukların anneyle kalmaları en doğrusu, öyle değil mi? Yok yok, sen hiç öyle düşünme. Sen mental olarak zihnini hazırla. Sen rahat ol. Ben senin harika bir cici anne olacağına inanıyorum. Şebnem'in resmini keseceğiz ve şap üstüne seninkini yapıştıracağız, bu kadar. Aşk olsun ya. Teyze dememe ramak kaldı biliyor musun? Bak Allah aşkına. Ya ben Şebnem'in ikamesi miyim? Senin gözündeki ederim bu mu benim? Hayır, hayır değil. Ne olur sen benim laflarıma aldırma, olur mu? Bunlara takılma. Ne dediğimi anladın mı sen? Yakında gümüşçülerin gelini olacaksın ve benim hiçbir hataya tahammülüm yok. Oldu mu?
şu Şebnem'i üstümüze sıçratmadan bu vartayı da bir atlatalım yeter. Yalnız Şebnem'i tebrik etmek lazım biliyor musun? Helal olsun hakikaten. Nedenmiş? Hakikaten ne kadınmış ya. Koskoca Aysel Gümüşçü kadını karşısında görünce ejderha görmüş gibi oluyor. Ne münasebet. Aysel Hanım, beklediğiniz misafir geldi efendim. Kendisini çalışma odasına aldı. Tamam, teşekkür ederim. Hiçbir falso istemiyorum. Anlaşıldı mı? Takmış falsoya. Çok üzgünüm. Maalesef bu Şebnem'in buraya basacağı hesapta yoktu. Hiç önemli değil efendim. Şebnem işte. Neyse. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Nerede kalmıştık? Büyük torunuz Ece. 8 yaşından büyük. Onun fikri bizim için çok önemli. 8 yaşından büyük çocuklara hangi ebeveyni tercih ederler diye soruyorlar. Ece. Annesine çok düşkün. Aralarında çok derin bir bağ var. O olmaz. Bakın. Ben torunlarımın anneleriyle babaları arasında kalmasını istemiyorum. Anlatabildim mi? Anlıyorum. O zaman bir önceki sürece geri dönüyoruz. Tam velayeti kavgasız, gürültüsüz alabilmemiz için annenin ağır kusurlu olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden yani şimdi... Evet. Gevelemeyin, söyleyin. Ne yapmamız gerekiyormuş? Hanımefendinin geçmişiyle ilgili. Yani tüm verileri temizlemiştik. Bunu bir koz olarak kullanabiliriz. Hayır. Bunu unutun. Unutun onu. Bu Gümüşçü ailesinin rezilliği olur. Hayır, oradan yürüyemeyiz. Yıllarca bizi konuşurlar. Olmaz. O zaman mecbur işleyeceğiz. Manipülasyon yani. Gerçekleri bükeceğiz. Yani hanımefendinin iyi bir anne olmadığına inandırmamız lazım. Bakınız Aysel Hanımcığım. Son karar sizin. Her an vazgeçebiliriz. Yani siz de iyi anne olduğundan eminseniz. Bakın Bora. Bazı şeyler bizim düşüncelerimizin ya da duygularımızın çok ötesinde. Ben çocukların yani torunlarımın Gümüşçü evreninde yaşamasını istiyorum. Anlatabildim mi? Siz nasıl isterseniz. Evet, bizim yanımızda olsunlar. Bizim nefesimizi solusunlar. Ben de ailenin başı olarak bunu yapmak için elimden geleni yapacağım. O zaman mecburuz ha. Bir açığını bulup büyütmek üzere oynayacağız. Aynen. Oh mis mis. Tabii tabii. Ama biraz sabredeceksin. Misafirimiz var. Kim geliyor? Yetiştin mi? Bitirmediniz değil mi krepleri? Baba. Sabah ne alaka? Yani öyle gerekti. Hadi gelin. Bana yok mu? Babaannem misafir gelecek dedi ama sen misafir değilsin ki. Anneciğim, ne misafiri? Aha. Merhaba çocuklar. Daha önce tanışmıştık. Ben Melisa. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkürler. Siz? Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Niye ki? Ah.
Çok merak ediyorum Melisa ablanız acaba neler almış size hediye olarak. Ececiğim bu senin. Açmak ister miydin? Tabii ki istemez mi? Emreciğim bu da senin. Vay be. Demek ki kız çocuklarına hala bebek alınıyormuş. Klasik kafa işte, normal. Bana da robot almış abla. Ne alaka? Ben sevmem ki robot. Ya işte Emre'cim şimdi robot erkekler ilişkilendirilmesi falan filan. Keşke anneme sorsaydın. O daha iyi bilirdi bizim zevklerimizi. Keşke. Aa, Ececiğim çok ayıp ama yani istersen bir teşekkür et. Hadi bir teşekkür edin. Ha? Edelim madem. Teşekkürler. Ben de acıyor muyum? Mecbur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay tamam hadi hadi. Krepler soğuyacak. Hadi buyurun masaya. Hadi kaşın 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 kaşın. Gel Melisa. Baba annem de geliyor mu? Annenin biraz işi var. Bugün biz bizeyiz. Hı. Peki tamam. Hı? Tamam. Hadi. Şahane bir sofranın etrafında bugünü kutluyoruz. Yeni gün, yeni dünya. Hadi afiyet olsun. Ne yapıyorsun sen anne? Onur? Nasıl ifşa edersin Şebnem'i? Ya bu eninde sonunda aile arasında kalması gereken bir meseleydi. Onur? Onur sen günah keçisi ilan ettin beni. Bana bak anlamadan bilmeden beni böyle suçlayamazsın. Ben ayakta nasıl duruyorum biliyor musun? Kaç tansiyonla? Kim? Kim söyle? Kim Melisa mı avukat mı? Kim yaptı? Hayır efendim. Adliyeden çıkmış. Ne? Adliyeden. Evet senin adını görünce oradakilerden biri el altından satmış haberi. Ya yani Bora'nın söylediği o. Nerede Bora be? Ara. Ara hemen onu. Ara hemen habere erişim engeli çıkarsın. Onur hangi birine erişim engeli? Hangi birine? Artık öyle bir yayılmış ki hiçbirinin önünde duramazsın. Bak dinle. Bundan sonra yapacağımız bu krizi nasıl yöneteceğimiz. Şebnem ben yaptırdım sanacak. Of, çocuklar var okuldan sonra konuşmalıyız. Bizden dinlemeliler. Merak etme oğlum. Birlikte konuşup çocuklara izah ederiz. Tamam mı? Sen git şimdi ben de o vakite kadar gelmiş olurum. Bak Onur. Onurcuğum. Aysel anneciğim. Ay. Korkuttum mu? Özür dilerim. Sen ne yapıyorsun? Ödümü kapardın. Kızım niye normal kapıdan girmiyorsun da arka kapıdan giriyorsun sen? Ay ne bileyim Şebnem geldi mi gelmedi mi emin olamadım. Ya Aysel anneciğim sen güvenlik önlemlerini aldın mı? Bu kız bir daha gelirse kesin vurur bizi. Onu yapamazsın diye yapıyoruz ya bütün bunları zaten. Hazır bir kere yere düşmüşken bir daha kalkamasın diye. Aysel anneciğim. Ben... senden korkmalı mıyım? Hı? Sence?
bence korkmalısın. Yani Şebnem'in bu yaşadığı şeyler ibret olmalı. Ama benim bir sırrım yok ki. Sen benim çocukluğumu biliyorsun. Diyorsun. Herkesin bir sırrı vardır. Diplerde bekleyen bir sırrı mutlaka vardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.